Piltover'ın zengin bir mahallesinde doğup büyüyen Ezreal hep meraklı bir çocuktu. Annesi babası tanınmış birer arkeologtu. Ezreal onların kendisini evde bırakıp uzun seyahatlere çıkmasına alışıktı. Sık sık onlarla birlikte gezmenin hayalini kurardı. Vahşi doğadaki maceraların hikayelerini dinlemeye bayılırdı. Her haritadaki her boşluğu doldurmak ebeveynleri gibi onun da tutkusuydu. Annesiyle babası yolculuğa çıkarken Ezreal'ı genellikle amcası olan saygıdeğer Profesör Limer'e emanet ederlerdi. Profesör bu kadar yaramaz ve söz dinlemez bir çocukla uğraşmaktan hiç hoşlanmıyordu elbette. Bu yüzden onu ileri düzey haritacılık, Hextech mekaniği ve Runeterra'nın antik tarihini öğrenmesi için en sert, en disiplinli öğretmenlere emanet etti. Ama çocuk bilgiyi hiç çaba göstermeye gerek kalmadan öğreniveriyor, ders çalışmayı vakit kaybı olarak görüyordu. Sınavlarını neredeyse hiç çalışmadan ya da çok az çalışarak kolayca geçiyor, amcasını öfkeden kudurtuyor, kendisine de üniversite kampüsünde gezinecek daha çok vakit kalmış oluyordu. Ezreal kampüs bekçilerini atlatıp kah ders işlenen amfilerin altındaki tünellerde, kah kütüphane çatılarında gezinmekten büyük keyif alıyordu. Hatta zaman zaman maymuncukla kilitleri zorlayarak öğretmenlerinin ofislerine giriyor, eğlence olsun diye eşyalarının yerlerini değiştiriyordu. Ezreal'ın annesiyle babası Piltover'a döndüklerinde, özellikle babası ona gördükleri her şeyi, gelecekte yapmayı planladıkları yolculukları anlatırdı. Bu planlardan en büyüğü ve elbette en gizlisi, antik Şurimalı bir despot olan Nezuk'un kayıp mezarını bulmaktı. Nezuk'un bir yerden bir yere anında gidebildiği rivayet edilirdi. Ezreal'ın babası şakayla karışık, Nezuk'un kullandığı büyünün ne olduğunu ortaya çıkarabilirse, gittiği her yerden her akşam Piltover'a dönüp oğluyla yemek yiyebileceğini söylerdi. Ezreal büyüdükçe, annesiyle babasının ziyaretlerinin arasındaki süre uzadı. Sonra bir gün dönmediler. Profesör Limer gözyaşları içinde çiftin muhtemelen çölün bir yerlerinde hayatını kaybetmiş olduğunu itiraf etti. Ama Ezreal bunu kabullenemezdi. Annesiyle babası büyük bir dikkatle hazırlanmıştı. Hala bir yerlerde hayatta olmalılardı. Zaten istemeyerek gittiği okulu bırakan çiçeği burnunda kaşif tek başına yola çıktı. Annesini ve babasını bulmak için araştırmaya Nezuk'un ebedi istirahat yerinden başlaması gerektiğini biliyordu. Haftalar boyunca üniversiteden gizli gizli malzeme topladı. Yıldız haritaları, rünlü mühürlerin tercümelerini içeren belgeler, Şurima cenaze adetleri hakkında rehberler ve çölde gözlerini korumak için bir de gözlük aldı. Amcasına bir elveda notu bırakıp Naşramaya'ya giden bir yük gemisine kaçak bindi. Annesinin arazideyken tuttuğu ayrıntılı notları takip ederek güneye giden ticaret kervanlarının peşine takılıp Yüce Say çölünü geçti. Aylar boyunca kayan kumların altındaki devasa harabeleri keşfedip gizli odaları koruyan akıl almaz korkunçlukta yaratıklarla karşılaşarak bilinmezliğin verdiği özgürlüğün tadını çıkardı. Ezreal attığı her adımda ailesinin gittiği yolda ilerlemekte olduğunu ve kaybolmalarının gizemini çözmeye biraz daha yaklaştığını hayal ediyordu. Sonunda onların belli ki başaramadığı şeyi başardı. Adı belirsiz bir imparatorun daha yeni çağlarda yapılmış mezarının altında Nezuk'un mezarını keşfetti. Devasa taş lahtın içinde hala pırıl pırıl parlayan bronz bir eldivenden başka bir şey yoktu. Eldivenin ortasında yine parlak, kristalimsi bir parça vardı. Ezreal eldivene dokunduğu anda sanki mezarın kendisi ona saldırmaya başladı.
Binlerce yıl önce büyük bir zeka ve kurnazlıkla yerleştirilmiş olan tuzaklar ve koruyucu önlemler devreye girdi. Genç kaşif bir an bile tereddüt etmeden eldiveni giyip patlamalarla yolunu aça aça kaçmaya başladı. Hatta gizli girişe kalan son birkaç yüz metrelik mesafeyi ışınlanarak geçti. Onun çıkmasından hemen sonra koca yapı toz duman içinde çöküp yerle bir oldu. Nefes nefese kalan Ezreal, kalp atışlarıyla uyumlu olarak ses çıkaran eldivene baktı. Bu büyülü nesnenin onun içindeki özütü çekip güçlendirdiğini hissedebiliyordu. Geçmiş çağdan kalma, son derece korkunç bir silah bulduğunu anlamıştı. Shurima'nın ilah savaşçılarına layık bir silahtı bu. Bir maceracı içinse son derece faydalı bir araçtı. Ezreal, Piltover'a dönüşünden kısa süre sonra kendini maceradan maceraya koşarken buldu. Hazine kokusunu tazı gibi alan burnu onu çoğu üniversite hocasının adını sadece haritalarda görebileceği kayıp şehirlerden gizemli tapınaklara kadar bir sürü yere götürdü. Ünü yayılmaya başladı. Tabii Ezreal'a göre hakkında anlatılan hikayeler serüvenlerinin gerçek kapsamını ve heyecanını yansıtmaktan çok uzaktı. Ama bu sayede aklına bir şey gelmişti. Dünyanın en ünlü maceracısı olabilirse annesiyle babası adını mutlaka duyar, geri dönüp onu bulurdu. Şan ve şöhret peşinde Noxus'la Demacia'nın vahşi sınır bölgelerinden Zaun'un batakhanelerine ve Freljord'un yabani tundralarına kadar her yeri gezen Ezreal, bir yandan da yüzyıllardır kayıp olan tarihi eserleri gün ışığına çıkarıyor ve tarihi bilmeceleri çözüyor. Kimileri hikayelerin ayrıntılarını gerçekçi bulmasa da ve yöntemlerini sorgulasa da genç kaşif kendisini eleştirenlere asla cevap vermiyor. Sonuçta onu kıskandıkları için çamur attıkları çok belli.